Dün akşam belediye meclisi Kasım ayı bileşiminde gündem dışı söz alan İyi Parti meclis üyesi Ender Çakar, son günlerin gündem konusu Olimpiyat Kavşağı'nın Sancaklı Kavşağı olarak değiştirilmesine değindi. Çakar, Sancaklı ailesinin isminin Olimpiyat Kavşağı'na değil de başka bir yere verilmesinden en az Mesut Bey kadar ben de gurur duyarım. Evet, isimleri verilmelidir ama bu yer o yer değildir şeklinde konuştu. Olimpiyat Kavşağı yerine Sancaklı ailesinde düzce olan katkılarımı asla inkar edemem. Bunları yeri geldiğinde toplum içinde biz de telaffuz ettiğimiz konulardır. Düzce de bir başka yere de evet bu ailenin isminin de verilmesinden Mesut Bey kadar olmasa da ben de gurur duyarım. Ama bu memlekette 70 yılı devirmiş bir isim ve bir hikayesi olan isim. Bir olimpiyat şampiyonumuz var. Olimpiyat şampiyonumuz yolun kenarına bir tesis yapmış. Türkiye'nin otoban açılmadan önce ana arteri olan bu yol üzerinden geçen her vatandaşın Hamit Kaplan ve olimpiyat tesisleri diyerek andığı bir alanın ismini değiştirmek Mehmet Keleş'in yaptıklarını yıkmak gibi algılanmaz. Yani ben şimdi bu ismi değiştirince Faruk Bey Menderes'e de mi gıcıklı acaba diye mi düşüneyim? Bu aile değerli bir ailedir. İsminin verilmesini gerektirecek her türlü sosyal olayın içindedir. Özverili bir ailedir. Evet, ismi verilmelidir. Ama bu yer o yer olmamalı. Çakar'ın ardından meclise savunma yapan Belediye Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı, 1967'den beri o bölgede faaliyet gösterdiklerini söylerken, o bölgedeyiz diye hakkımız olmayan bir şekilde ismimizin koyulması yönünde bir talebimiz olmadı dedi. Arkadaşlar 1967 yılından beri biz oradayız. Tabii biz o bölgedeyiz diye oraya hakkımız olmayan bir şekilde bir isim verilmesi veya adımızın konması gibi bir talebimiz hiç olmadı. Hiç de olmaz. Meclisimizde hiç kimsenin de bu şekilde taleplerinin olmayacağına inanıyorum. Sancaklı yaptığı konuşmada isimlerinin kavşağa koyulması ile ilgili olarak somut ifadeler kullanmazken yaptığı anlamsız ve altı boş savunma ise bu ne pişkinlik dedirtti. İsim değişikliğine karşı çıkan muhalefet meclis üyelerine ise sadece parası olan yapmaz, siz de talep edin, sizin de isminiz konulsun ifadelerini kullanarak adeta dalga geçti. Eğer biz olimpiyata sahip çıkacaksak lütfen hepimiz olimpiyat için Düzce'mize bir şeyler katalım. Düzce belediyemize bir şeyler katalım. Düzce'mize destek olalım. Öyle sadece lafla değil. İki tane ağaç dikti diye de değil. Olimpiyata sahip çıkanlar da bu taşın altına elini koysun lütfen. İmkanı olanlar isimlerini yazdırmak için mücadele etsinler. Ama bir tek bu tabii parası olanlar için değil. Kuru konuşmalar insanların biraz moralini bozuyor gibi ama bu değil bizim hedefimiz. Sancaklı daha önce isimleri Kavşağı ve Üniversite Hastanesi'nde bir odaya verilen Hamit Şerifoğlu ve Veysel Çakar'ın da ismini anmadan göndermede bulundu. Böyle aile isimleri daha önce de verildi. Bizim hedefimiz Düzce kazansın diyerek sözlerini tamamladı.